Merhabalar sevgili dostlar. Bir yeni videoda daha sizlerle buluşuyoruz. Şu an tabii ki deli kız ne yapıyor? Fiat Ducato aracımın kornası çalışmıyor. Fiat Ducato 2011 model benim aracım. Arkadaşlar şu an ekran solda gibi gösteriyor değil. Çekimden dolayı öyle gözüküyor. Kaputu açtığınızda sağ tarafta hemen. Bu narı güzel bağlamadıklarında aşağıya düşüyor ve korna bozuldu zannediyorsunuz. Ben çok uzun yıllar tabii ki bir sürü şu sadece benim şu yaptığım 5 dakikalık hareketten dolayı bir dünya para ödedim. Sizlere o yüzden çekiyorum bu videoyu. Lütfen boşa para harcamayın. Zaten beni izleyenlere karavanda yaşamı, gittiğim şehirleri, karavandaki zorlukları ve karavandaki tamiratları, neler yapmanız gerektiği her şeyi anlatıyorum YouTube kanalımda. Bütün sosyal medya isimlerim aynı. Deli Kız Aliye. Korna tamirine gelelim şimdi. Arkadaşlar orada oraya geçen bir kablo sistemi var. Ama kablolar gevşiyor zamanla tabii ki normal olarak, ama o kadar kötü oturtmuşlar ki şu elimde gördükleriniz plastik kelepçeler. Plastik kelepçeleri sürekli karavanda bulundurun. Çünkü ne olursa olsun birçok yerde lazım oluyor. Çektiğim videolarında bir kısmında tamiratlarda hep görmüşsünüzdür. Sizlere zaten karavanda olmazsa olmaz ürünler diye de videoda yapıyorum. Daha önce öyle bir video çektim. Çok tutuldu. İnşallah onun harici başka eksikleri de tekrar sizlere çekeceğim. Düşmüş dişlik, dişi kırılmış. O yüzden düşmüş. Bir de aynı zamanda kabloların girdiği yerler gevşemiş arkadaşlar. Birazdan şimdi öncelikle ben tabii düştüğü için sorun var zannediyorum. Bakın kelepçeyle sıkıştırıyorum. Hani öyle bir sorun. Uçlarını da temizliyorum. Biraz titizim tabii ki bu konuda. Bu kısa kelepçe. Kısa kelepçe olduğu için birbirine eşleyerek uzatarak yapıyorum. Boy boy kelepçeler karavanda taşıyamıyorum. Yani bu ideal işi görüyor. En fazla iki tanesini böyle birleştirip sağlamlığına bakarak hop işinizi görüyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an tabii ki sadece düştüğü için çalışmadığını düşünüyorum. Önce sağlamlamaya bakıyorum. Bakın şimdi sağlamlayacağım. Ya birebir yaşadım. Her şeyi gösteriyorum size. Şu an ses kaydını yaparken ekran sinek kondu, onu üfledim. Bakın sağlamlığına bakıyorum. Aa tamam, sağlam. Fazlalıkları alıyorum. Hadi aldık ya. Çok meraklıyım. Arkadaşlar gerçekten bundan önce de size yağ ve suyu nasıl kontrol etmeniz gerektiğini gösterdim. Karavanda yaşamak böyle bir şey. Bakın şimdi gidiyorum, kornayı deniyorum. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ama ben yaparım. En son bir şekilde o işi çözerim. Ben Deli Kız Aliye. Ha bu arada bunu nasıl öğreniyorsunuz? Arkadaşlar tamire aracınızı bırakıp gitmeyin. Ben bırakıp gitmiyorum açıkçası. Tamire gittiğimde aracı götürüyorum. Sanayide uyuduğumu biliyorum. Neden? Çünkü onlar yaparken başlarında izliyorum. Öğreniyorum. Daha sonrasında tabii ki bunu uygulayıp sizlerle paylaşıyorum. Ben sırf şu tamirat, yani aslında tamirat bile değil. Kabloları oraya sokmak, sıkıştırmak, videonun sonunda şimdi daha detaylı neler yaptığımı göreceksiniz aslında. Bu sadece oturtmak, gerçek problemi videonun sonunda bulacağım birazdan. Ve onu da çözeceğim. Onu da videonun sonunda izleyeceksiniz. Şu an hala ben sadece dişlerin koptuğu için, yere düştüğü için arıza var zannediyorum. Hala da o noktadayım. O moddayım yani. Hala da onu oraya sabitleme. Tabii ki sabitleme, doğru yapıyorum.
Ama sonunda başka bir şey daha bulacağım şimdi. Göreceksiniz videonun sonunda. Yani tamir yaptırırken sizlerle anlayacağım. Muhakkak başında durun. Nerede, neyi, ne yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Öğrenin. Çünkü öyle yerlerde bir başımıza kalıp, yani özellikle ben kadın karavancı olarak bir başıma kalıp ne yapacağımı bilemeyip çok problem yaşadım. Ama şimdi öyle değilim. Yani nerede ne arıza çıkarsa kendi kendime halledebiliyorum. Allah da daha büyük arızalar vermesin. Sonuçta benim motorum ve şanzımanım sıfır. Çok şükür karavanımla da ilgili bir problemim yok. Ama çıkıyor mu? Karavanda her zaman problem çıkabilir arkadaşlar. Yani sıfır araçta alsanız, ne yaparsanız yapın, bitmez. Ön taraf arabanız, arka taraf eviniz. Yani ama bu araba kısmında bu yani kaputu kaldırıp oraya da şöyle bir bakın yani. Ben mesela geçenlerde öyle bir şey gördüm ki, ne yani geçenlerde dediğim 2-3 ay önce, ya adam kaputu açmış, suyu koymak için yer arıyor. Şaka gibiydi yani, şaka. Yani şaka gibiydi. Adam motor yağı konulması gereken yere su koyuyordu. Koyamadı tabii. Ben hemen tuttum kolunu. Ya şans eseri yanından geçiyordum. Abi dedim, geçmiş olsun, bir şeyim var dedim. Yok ya dedi, işte dedi, suyu nereye koyacağım bulamadım, galiba şuraya koyacağım dedi. Tam bidonu kaldırdı. İndirecek, eline böyle bir vurdum. Çünkü Allah'tan o lafı söyledi baştan. Adam dedi ki ben bilmiyorum dedi, nereye su konulur. Abi bilmiyorum da sorsana dedim ya. Sen şu an dedim motor yağ konulması gereken yere su koyuyorsun, manyak mısın sen dedim, motoru yakacaksın. Yani böyle insanlar da var. Oho, ben yollarda neler neler görüyorum. Bakın şimdi ben esas sorunu buldum bakın. Kafalar gevşemiş bakın. Makasın arka kısmıyla kafaları daraltıyorum. Bakın daraltıyorum, sıkıyorum, düşmesin oradan diye. Tekrar geriye yerine takıyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bu kadar basit bir şey için kalkıp yani tamirciye 1000 lira para veriyorsunuz. Adam yok ben uğraştım. Elemeye diyor. Ya ne yaptın kardeşim? Elemeye. Bu kadar basit bir şey. Bilmeyince her şey zor. Bilmeyince her şey büyük paralar arkadaşlar. Korna tamiri bu kadar basit. Korna'nın başka hiçbir şeyi yok sevgili dostlar. Ha daha derin tabii ki arızası olmadığı takdirde, ki ne olacak yani. Benim 3 yıldır bu karavanımı, mavişimi kullanıyorum. Her seferinde bu arıza oluyordu. Birçok kere para verdim. Ama yaklaşık 1,5 yıldır vermiyorum. Artık hep kendim tamir ediyorum. En son yine böyle burayı oturtun demiştim. Bir tane kelepçe takmışlar. Dikişini tam oturtmamışlar. Dişlileri de kırılmış. Onu da bana söylemediler. Aslında arkada dişlileri var. Onları parçasını alıp dişlileri taksak çok daha kolay olacak da, hiç kimse bana bunu söylemedi. Ama ben şu an o işi çözdüğüm için tabii ki bulduğum bir parçacı da alıp kendim o dişlileri değiştireceğim. Şimdilik bu kelepçelerle geçici bir çözüm. Ama makasla sıktığım o yerler kalıcı çözümler arkadaşlar. Sizlere de tavsiyem, motorunuzla arkadaş olun. Motorunuza açın, bakın. Onu sevin, okşayın. Yani ilgilenin. Karavanda yaşamak öyle dışarıdan görüldüğü gibi bir şey değil sevgili dostlar. Biraz da motorla, tamiratla, her şeyle aşk yaşamak lazım. Evet tabii ki bu ne demek? Ben yine başardım. Evet, kendimle gurur duyuyorum her zamanki gibi. Kendimi seviyorum. Tebrik ederim Aliye Kalmaz. Deli kız Aliye. Yağlı ellerimi öptüm. Sizi seviyorum sevgili dostlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.